Arkası Yarın. Mehcure 17. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Mehmet Vecihi. Osmanlıca'dan radyoya uyarlayan Mehmet Mert. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Mustafa Özcan. Program yönetmeni Bahattin Apak. Gerek güzelliği, gerekse de terbiyesiyle ünlenen güzeller güzeli Mehcure'yi isteyen isteyenidir. Bu arada Mehcure'ye yıllardır kapı dibi komşuları olan ve devlet dairesinde katiplik yapan Mükerrem de talip olur. Ancak Akif Efendi yıllardır tanımasına rağmen "O benim kızımın saadetini temin edemez" diyerek bu teklifi geri çevirir. Mükerrem'in ablası kardeşinin bu sevda yüzünden hastalanıp öleceğini söyleyerek Mehcure'yi etkisi altına alır. Mehcure annesine "Benim yüzümden kimsenin ölmesini istemem" diyerek bu evliliğe razı olduğunu ima eder. Bunun üzerine Akif Efendi istemediği halde Mehcure'yi Mükerrem'le evlendirir. Aradan yıllar geçer. Önce Akif Efendi, ardından da karısı Şefika Hanım vefat eder. Bu arada Mehcure'nin Hikmet adında bir oğlu ve Enisi adında da bir kızı olur. Ne var ki Mehcure'nin mutluluğu uzun sürmez. Mükerrem, mesire yerinde tanıştığı Rana adında kötü şöhretli bir kadınla tanışarak ona tutulur ve içkiye de başlar. Kocasının bir başka kadınla ilişkisi olduğunu öğrenen Mehcure, içine ata ata sonunda vereme yakalanır. Defalarca haber göndermesine rağmen kocası hastanede ziyaretine gelmez. Derken Mehcure, hastanede ölüm döşeğinde yatarken Mükerrem, Rana ile evlenerek onu evine getirir. "Anneniz geldi" diye çocuklarıyla tanıştırır. Annemiz mi? Bu kadın neden benim annem oluyormuş? Benim annem yok mu? Var bir tanem ama bu da senin annen. Hayır, ben böyle anne istemem. Ben kendi annemi isterim. Anneciğim, anneciğim. Hikmet. Oğlum, kardeşinin peşinden git ve ona anlat. Hadi çocuğum. Peki efendim. Bu ne biçim bir karşılama böyle Mükerrem? Sen evlatlarına böyle mi terbiye verdin? Bacaksız kızını yaptığını gördün mü ha? Beni istemiyormuş. Aşkım, üzerinde durma. Enise daha çok küçük. Hem annesine de çok düşkündür. Zamanla alışır. Umarım alışır. Yoksa ben ona alışmasını öğretirim. Hikmet, Enise, ne var yavrularım? Siz ağlamışsınız, bir şey mi oldu? Hayır anneciğim, ağlamadım. Yalan söylemeyin, gözlerinizden belli. Enise, kızım ne var, niçin ağladın? Anneciğim, sabah babam dedi ki... Ya Rabbi, kahrımdan öleceğim. Kızım, niçin ağlıyorsun? Baban ne dedi söylesene. Annen gelecek dedi. Sonra? Sonra bekledim, bekledim, gelmedin. Ben bu halimle nasıl geleyim yavrum? Ne bileyim ben, babam öyle dedi işte. Sen annemi isterim mi dedin? Ben bir şey demedim. Baban niçin öyle dedi peki? Bilmem. Evde bir hazırlık vardı. Her taraf temizleniyordu, yemekler yapılıyordu. Ben de merak ettim, sordum. Sonra? O da annem gelecek dedi. Ben de inandım. Sonra bir sürü kalabalık geldi. Babama hani annem nerede dedim. O da bana bir kadını gösterip işte annen dedi. Rana. Demek yeni karısını eve getirdin. Evet anne. Evet.
Getirdi o kadını eve. Ben de o kadını istemem. Kendi annemi isterim diyerek buraya geldim. Anneciğim ne olur sen iyi oldu artık eve gel. Kendi o kadın evi bizden gitsin. Üzülme güzel gözlüm. Senin gözünün her yaşına binlerce Rana köle olsun. İyileşeyim gelir o kadını kovarım ben. O çok kötü bir kadın. Çok kötü bakıyor. Ben onu hiç sevmedim. Korkuyorum ondan. Korkma yavrum, korkma. Ben daha ölmedim. Hikmet. Efendim anneciğim. Kardeşin çok üzülüyor. Onu götür gezdir. Akşam üzeri yine bana uğrayın. Merak edecek, ağlayacak bir şey yok. O sizin anneniz olamaz. Şeytandan melek doğmaz ki öyle bir kadın sizin anneniz olsun. Hadi, hadi şimdi siz gidin. Beni de biraz yalnız bırakın. Eve mi gidelim? Şimdi eve gidip ne yapacaksınız? O kadın evdedir. Gezmeye gidin. Kardeşini de götür biraz açılsın. Akşamüstü unutmayın sakın, bana uğrayın. Peki anneciğim. Enise, gel hadi kardeşim. Biraz parka gidelim seninle. Sonra yine geliriz. Peki abicim. Vah yavrularım, vah kuzularım. Yeni annelerini kabullenememişler değil mi Mehcure Hanım kızım? Evet. İkisi de çok üzülmüş Ayşe teyze. Kusura bakma kızım ama kocanda nadir bulunan bir canavarmış hani. Sen hastanede yatarken o aşığına nikah kıyıp evine götürüyor. Hiç böyle cani ruhlu birini de işitmemiştim doğrusu. Çile işte Ayşe teyze. Ne diyeceksin? Hacer Hanım. Buyur kardeş. Senden bir mektup daha yazmanı rica etsem. Hı? Ben söylesem sen yazar mısın? Kocana mı yazdıracaksın? Evet. Yazarım tabii, söyle. Yaz Hacer Hanım. Söyle Mehcure. Mükerrem Bey. Ben dünyadayım. Fakat gönlüm bir mezar kadar harap. Bu vasiyetnamemi de dünyadan değil, ahiretten yazıyorum. Sen duymasan da Allah-u Teala duyuyor. Allah gecinden versin kardeş. Ahiretten filan söz etme. Ölüm hemen yanı başımda Hacer kardeş. Yaz. Yazıyorum. Gönderdiğin mektupta çocuklara bakacak kimse olmadığı, bir kadına ihtiyacın olduğu için evlendiğini yazmışsın. Bir hizmetçi tutmak mümkün değil miydi? Durumum yok diyorsun. Yeni bir geline, bir hizmetçiye verilecek kadar da mı masraf edilmiyor? Acaba siz Rana Hanım'a bir hizmetçinin aylığı kadar da mı hediye almayacaksınız? Bir ölünün musalla taşı üzerinde kurduğun işret alemini iki öksüze göstermeye nasıl cesaret ediyorsun? Yavrum, istersen ara ver biraz yazdırmaya, fenalaşıyor. Hayır Ayşe teyze, ölmeden bitirmek istiyorum. Rana Hanım'la çocuklara baktırmak için evlendiğini söylüyorsun. Ben daha hasta olmadan, hastaneye yatmadan sen onunla tanışmış, beni aldatmaya başlamıştın. Tabii benim bilmediğimi sanıyordun. Beni de hastaneye o kadınla evlenmek için yatırdın. Yuva yıkanın yuvası yıkılsın inşallah. İlahi adalet diye bir şey var. Kimsenin yaptığı kimsenin yanına kar kalmaz.
Söyle Mehcure Hanım. Şu bulunduğum hal içinde ölümü beklerken, ölmemi bile bekleyemeden beni sağken mezara koyan sen değil misin? Sen benim hayatım olmuştun. Bir çimen bahardan, bir gönül canandan, bir vücut ruhtan, bir hasta şifadan ne beklerse ben hepsini senden bekledim. Sense ömrüme hazan, gönlüme hasret, vicdanıma afet, vücuduma dert kesildin. Yüzün ne kadar güzelse için o kadar çirkin çıktı. Sevgin ne kadar yakıcıysa sonu o kadar haince oldu. Dünyada senin yüzünden çekmediğim dert kalmadı. Ben gidiyorum. Fakat sana iki biçare evlat bırakıyorum. Ruhum hep onların bekçisi olacak. Unutma. Allah aşkına o iki yetimi unutma. Biliyorum. Rana'ya olan muhabbetin sana dünyada her şeyi unutturacak. Beni unut, fakat onları unutma. Eğer bana yaptığın zulmü onlara da yaparsan, Allahu Teala'nın huzurunda kıyamete kadar kahrımdan kurtulamazsın. Artık çok az ömrüm kaldı. Yarın ya da öbür gün vefatımı işitirsen cenazeme gelme. Kabrimi ziyaret etme. Sana hakkımı helal ettim. Yalnız çocuklarıma iyi bak, Mehcure. Eski hanımının yazdığı mektup bitmedi mi daha Mükerrem Efendi? Bitti aşkım, bitti. Bizim annemiz eski değil, sadece hastanede. Bana bak yerden bitme, bana öyle çemkirme, dudaklarını büzerim senin. En iyisi sus ne olur. Ben size büyüklerinizle nasıl konuşacağınızı öğretirim. Hadi bakayım, sofra hazır. Herkes yemeğe gelsin. Ben daha acıkmadım. Ben de acıkmadım. Acıkmadım da ne demek? Ben sofrayı hazırladım mı herkes oturmak zorunda. Kimsenin keyfini bekleyemem. Ya şimdi yersiniz ya da sabaha kadar aç kalırsınız. Çocuklar, anneniz ne diyorsa onu yapın. Hadi sofraya bakayım. Doktor bey, kadıncağızın durumu nasıl? Kötü. Çok kötü Ayşe Hanım. İlaçlar tedaviye cevap vermiyor. Ciğerleri tamamen bitmiş. Dün evlatları gelmişti. Sonra kocası için kardeşime mektup yazdırdı. Ondan sonra da ne yedi ne içti. Ölü gibi yatıyor. Devamlı uyuyor. Bu uyku değil Ayşe Hanım. Komaya girdi. Elimizden geleni yapıyoruz ama kurtulması mümkün değil gibi gözüküyor. Vah vah vah. Ölecek mi yani? Bizim tababet olarak yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Ama Allah'tan ümit kesilmez tabii. Zavallı kadın. Kocası üzerine başka bir kadın almak için yatırmış buraya. Yattığından beri yüzü bir gün olsun gülmedi. Hep kahır etti kendine. Sebep olanlar Allah'ından bulur inşallah. Yaşamasının hiç mi mümkünatı yok doktor bey? Lazım gelen her şeyi yaptık Ayşe Hanım. Bundan sonrası dediğim gibi artık Allahu Teala'nın inayetine kalmış. Ben de korkuyorum Enise. En iyisi onu kızdırmamak için ne diyorsa yapalım. Ama o bizim hiçbir şeyimiz değil ki. Bizim annemiz var zaten. O kim ki? O babamız ikinci karısı. Bana ne? Onun karısıysa karısı. Bizim annemiz değil. Değil elbette. Bizim annemiz hastanede. İnşallah iyi olur da bir an önce eve gelir. Peki ya iyileşmezse? Gelmezse ne olacak? Bilmiyorum Enise. O zaman büyüyüp kocaman oluncaya kadar bu kadının eline kalacağız. Bu yüzden onu kızdırmamaya bakalım. Dikkat ettiysen babam bile bir şey demeye korkuyor. Ben veremli bir kadının yatak odasını kullanamam Mükerrem Efendi. Yarın hemen yeni eşyalar alacaksın bu eve, anlaşıldı mı? Ama hayatım, iki gözüm, bir müddet daha bunlarla idare etsek. Hayır efendim, idare edemem. Hem eski hem de hastalık bulaşmıştır bunlara. Ne o, suratının rengi değişti birden. Evlenmeden önce neler vaat etmiştin, unuttun mu yoksa?
Hiç unutur muyum bir tanem? Hepsi aklımda. Birkaç gün müsaade et bana. Bütün eşyaları yenilerim. Bu gece bizim gerdek gecemiz. Eşyalar yüzünden birbirimizle kavga ederek mi geçireceğiz bu geceyi? Bakayım. Bak duyuyorsun değil mi? Yeni karısı ne isterse yapıyor. Ne zamandır yeni bir pabuç istedim de almadı babam. Biz ne zaman büyüyeceğiz abi? Daha çok var Enise. Neden sordun? Biz o zamana kadar bu kadının elinden çok çileler çekeceğiz. Mehcur Atlı'nın 17. bölümünü dinlediniz. 18. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.